Bugün Antalya okulumuzdaki öğrencilerimizden ilk sizlerle görüşmüş oluyorum, 8. sınıflarımız. Ben öncelikli olarak hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Bugün önümüzde biliyorsunuz bir TEOG maratonu var. Bu herkes benimle göz teması kurabilir. Ben hepinizi tek tek görüyorum. Hepinizi tek tek inceliyorum şu anda. Evet, inşallah bundan sonraki karşılaşmamızda hepinizle yüz yüze karşılaştığımda tekrar beynime kaydediyorum şu anda hepinizi. Ve sizlerle TEOG sınavından sonraki görüşmemde gerçekten elinizden gelenin en iyisini yaptığınız konusunu birebir sizlerle görüşerek bu başarımızı, bu verdiğimiz emekleri hep birlikte paylaşacağız inşallah birlikte. Şimdi sevgili çocuklarım, öncelikli olarak ben bu sınavdan korkmamanızı istiyorum sizden. Bizim çocuklarımız sınavlardan korkmaz. Neden korkmaz? Çünkü zamanında gereken çalışmayı yaparsak, gereken emeği verirsek sınavlardan da korkmamıza hiç gerek yok. Çünkü artık sınavlar bizim yaşamımızın bir parçası. Nasıl ki yemek yiyoruz, ders çalışıyoruz, uyuyoruz ve ihtiyaçlarımızı gideriyorsak, sınavlarda bunun gibi bizim yaşamımızın bir parçası olarak önce kabul ettiğimiz takdirde sınavlardan hiçbir şekilde korkmayacağız. Ben iki şube olan 8. sınıflarımızın bu önümüzdeki 20-21 günlük süreyi şimdi anlatacağım şekilde iyi değerlendirdikleri takdirde şu anki mevcut düzeyinizin, yani şimdi size Türkiye geneli bir sınav yapılsa, yapılacak Türkiye geneli özde bir sınavı da yapacağız. Diyelim ki o sınav bugün size yapılsa ve sizin Türkiye'deki sıralamanız bugün belirlense, şu mevcut bilgilerinizle. Önümüzdeki bu 20 günlük sürede yapacağınız çalışmaların sonucunda şu an önünüzde bulunan, Türkiye'de şu an önünüzde bulunan binlerce öğrenciyi eleme şansına sahipsiniz. Bakın bu çok önemli sevgili çocuklar. Bugün sınava girdiniz. Bütün Türkiye'deki ortaokul öğrencileri, 8. sınıf öğrencileri arasında sıralandınız. Ve önümüzdeki 20 günü size söylediğim şekilde iyi değerlendirdiğiniz takdirde inanın TEOG 1'den çıktığınızda önünüzdeki binlerce kişiyi elemiş olarak çıkacak. Sınavdan çıkacak. Demek ki bu 20 günlük süre bu kadar önem arz ediyor. Hatta size şunu söyleyeyim. Diyelim ki önümüzde zaten az bir konumuz var. Yani TEOG 1'deki konu sayısı fazla değil. Diyelim ki siz bu konuları şu ana kadar hiç işlemediniz. Hiç öğrenmediniz. 20 gün içerisinde öğreneceksiniz. İnanın bu 20 gün içerisinde bile bu konuları sıfırdan öğrenip bu konulardan yine başarılı olma şansınız var. Oysa siz sene başından beri zaten bu konuları işlediniz ve bitirdiniz. Şimdi bu süre içerisinde ne yapacağız? En arkadaki beni dinliyorsun değil mi? Evet, müdürümüzün yanında bulunan arar şöyle çapraz oturun, yüzünü biraz göremiyorum. 8A. Evet, 8A'dakinden bahsediyorum. Evet, şöyle çapraz oturun, en arkadakini tam göremiyorum, evet. Evet, biraz şöyle kayarsan tamam. Şimdi görüyorum. Evet. Sözümü tamamlıyorum. Bu süreye kadar konuları bitirdiniz. Bundan sonraki 20 gün içerisinde bu konuları tekrar ederek, bu konularla ilgili yeteri kadar soru çözerek tam donanımlı olarak bu sınava gireceğiz sevgili çocuklarım. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikli olarak yarından itibaren, bu akşam dahil, yarından itibaren gün içerisinde tekrarlar yapılacak size. Bu tekrarları, sınıfta yapılan tekrarları, sınıfta yapılan uygulamaları, örnekleri çok iyi bir şekilde katılarak, dinleyerek akşam eve gittiğimizde gerçekten o günü çok verimli değerlendirmiş olarak gideceğiz. Akşam eve gittiğimizde gün içerisinde işlediğimiz konuları tekrar edip
öğretmenlerimizin o gün verdiği ödevleri yapacağız. Yani her akşam düzenli olarak en az 2 ve 3 saat, 2 saat ile 3 saat arasında her akşam çalışacağız. Bu çok önemli. Demek ki sabahtan akşam okuldan çıkıncaya kadar, etütümüz varsa etütlerimiz bitinceye kadar son derece donanımlı bir şekilde dinlediğimiz, öğrendiğimiz konuları akşam eve gittiğimizde tekrar edeceğiz. O gün verilen ödevlerimizi yapacağız. Şu konu çok önemli. Akşam konuları, işlediğimiz konuları tekrar ediyoruz zaten. Konuları tekrar ederken anlamadığımız kısımları, verilen ödevden yapamadıklarımızı da hemen ertesi gün sıcağı sıcağına derslerde, etütlerde, soru sorma saatlerinde sorarak öğreneceğiz. Bu çok önemli. Her bir günümüzü bu şekilde değerlendireceğiz bundan sonraki. Ve şu ana kadar 2 TEOG sınavı oldunuz. Sonuncu cuma günkü olduğunuzu henüz daha değerlendirmedik. Ankara'da da onları henüz açıklamadık. Ve sınavlardan çıktıktan sonra değerli çocuklarım, sınavlar bizim sınav gerçek Türkiye geneli sınavlara yani TEOG sınavlarına hazırlanmamızın en önemli parçasıdır. Sınavlardan çıktıktan sonra doğrunuzu, yanlışınızı tespit ediyorsunuz, netlerinizi tespit ediyorsunuz ve hemen arkasından sınavın kritiğini yapıyorsunuz. Sınavın kritiği şöyle, diyelim ki hani bütün soruları cevaplıyorsunuz değil mi? Boş bırakmıyoruz. Niye? Çünkü yanlış doğruyu götürme yok TEOG'da. Yanlış doğruyu götürmediği için emin olmadığımızda varsa ne yapıyoruz? Biz işaretliyoruz. Sınavdan çıktıktan sonra emin olmayıp da işaretledik ve tuttu. Doğru tuttu. Onu sakın doğru bildik diye kabul etmeyin. Sen onu emin değildin, attın, tuttu. Bu durumda ben bunu bildim diye o soruyu sakın es geçme. İşte atıp da tutan soruda varsa veya attın ama tutmadı, yanlış olanlar varsa, bilmediklerin varsa bunları hemen çok ciddi bir şekilde tespit ediyorsun. Neden yapamadın? Niye yanlış yaptın? Bunun tespitlerini yaparak eğer yanlış yapmanın nedeni o konuyla ilgili herhangi bir yerdeki eksiklikten kaynaklıysa hemen dönüp o konuyu tekrar ediyorsun. O konuyla ilgili yoğun soru çözümü yapıyorsun ve bir daha o konuyla ilgili gelen soruyu kaçırmıyorsun. Demek ki sınav kritiğini sınavlardan çıktıktan sonra çok iyi bir şekilde yapacağız. Önümüzde bu 20 gün süresince bizim kendi kurumumuzun yani Nesi Baydın sınavlarından tam 4 tane sınav olacaksınız. Bunun ikisi TEOG deneme adı altında, ikisi de VIP tarama adı altında. Zaten VIP taramalarımız da aynı şekilde TEOG deneme olarak hazırlanmıştır. VIP taramalarda da yine bir gün matematik Türkçe dil, ertesi gün fen sosyal yabancı dil olmak üzere iki sınava gireceksiniz ve bunların birleşiminden puanlarınız oluşacak. Demek ki Nesi Baydın sınavları olarak siz bu önümüzdeki 20 gün içerisinde tam 4 tane sınav, 4 sınav dediğimiz birer gün arayla girdiğiniz zaman bunlar ne oluyor? 8 sınav olmuş oluyor. Bu 8 sınava, bu 8 sınavın kritiğini çok iyi bir şekilde yapıp, bu 8 sınavla ilgili, yani 8 sınav dediğim matematik, Türkçe dil, fen, sosyal, yabancı dil. Bunların her biri toplam 8 sınav yapmış oluyor. Bunların kritiklerini en iyi şekilde yaptığınız takdirde gerçekten önümüzdeki süreçteki sınava hazırlanmanızın en önemli parçasıdır ve bu çok önemlidir sevgili çocuklarım. Bir de Özdemir'in Türkiye Geneli sınavına gireceksiniz. Özdemir'in Türkiye Geneli sınavında da o sınava giren öğrenciler arasındaki sıralamanızı göreceksiniz. Bu TEOG denemelerde, TEOG deneme 1 ve TEOG deneme 2'de Nesi Baydın sınavlarında tüm öğrenciler arasındaki sıralamalarımızı da gördünüz mü Ankara ve Antalya olarak? Gördünüz. Evet. Ben o zaman bu gerekeni yaptığınız takdirde her olduğumuz sınavdan sonra gerçek sınava yaklaşırken sıralamalarınızın yükseldiğini, Ankara'daki ve Konya'daki öğrencilerimiz arasındaki sıralamalarınızın yükseldiğini yavaş yavaş göreceksiniz. Ve bütün bunları yerine getirdiğiniz takdirde işte gerçek sınavda
şu anki mevcut sıralamalarının tahmin bile edemeyeceğiniz düzeyde üzerine çıkacaksınız çocuklar. Bunun için gerekeni yapacaksınız. Birincisi gerekeni yapacaksınız. İkincisi korkmayacaksınız. Üçüncüsü bir iş yapacağınıza, başaracağınıza inanacaksınız. İnanmak bir işi başarmanın %50'sidir. Evet, bakın bu çok önemli. Bir işi yapacağınıza, başaracağınıza inanmak o işi başarmanın %50'sidir. Demek ki siz önce bugünden itibaren, bu akşamdan itibaren, hemen eve gittiğiniz andan itibaren, evet ben bu işi yapacağıma inanıyorum. Bu inanç sizin şu andan itibaren yapacağınız işin %50'sini yapıp cebinize koymanızı sağlayacaktır. Tabii sadece inanmak yetmez. İnanmak için ne yapacağız? Az önce bahsettiğim çalışmaları atlamadan, gerçekten adeta dişimizi tırnağımıza takarak yapmamız gerekiyor. Şimdi öğretmenlerinizle şu anlamda işbirliği içerisinde olabilirsiniz. Öğretmenleriniz hep sizin yanınızda olacak. Şu anda gerçekten sayısı çok az olan bu konuları adeta hallaç pamuğu gibi attırarak sizin yalayıp yutmanıza sebep olacak öğretmenleriniz. Az önce söyledim ya, gün içinde dinlediğin konulardan tekrar ettiğinde anlamadığın, yapamadığın, eksiklerin ne varsa bunları hemen ertesi gün öğretmenlerinizle ulaşarak bu eksiklerinizi gidermeye çalışacaksınız. Ve bütün bunlara inanarak yaptığınız takdirde tabii ki yorulacağız. Tabii ki bugün canım çıktı diyeceğiz. Ama bütün bunların karşılığını hem bizim sınavlarımızda hem gerçek TEOG'da aldığımız takdirde işte bunun mutluluğu, bunun zevki hiçbir şeyle paylaşılamaz sevgili çocuklarım. Ve hemen bugün akşam eve gittiğinizde ilk yapacağınız iş şu ana kadar olduğunuz TEOG 1 ve TEOG 2'de sınavlarınızı inceleyin, netlerinizi tespit edin tüm derslerden. Bu sınavlarda yapamadığınız sorulardan kaynaklı eksik konularınız var mı? Eksik konu yok da işte konunun belli bir kısmından mı eksiğiniz var? Bunları hemen listeleyin. Yarın rehber öğretmeninizin ve sınıf danışman öğretmeninizin yanına giderek işte öğretmenim benim konunun şu kısmından eksiğim var. Veya öğretmenim ben konunun şu kısmıyla ilgili çıkan soruları genelde yapamıyorum. Bildiğimi düşünüyorum ama çıkan soruları yapamıyorum diye öğretmenlerinize bu konuda geri bildirim yapın. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bugün akşam hemen eve gittiğinizde biraz dinlendikten sonra şu ana kadar olduğunuz TEOG 1 ve TEOG 2'deki matematik, Türkçe, fen, sosyal, din bilgisi, yabancı dil tüm derslerden sınavın kritiğini yapıyorsunuz. Bu iki sınavın. Netlerinizi inceliyorsunuz, yanlışlarınızı tespit ediyorsunuz. Bunlara bakarak eksik olduğunuz, yetersiz olduğunuz konuları tespit ediyorsunuz. Eğer konunun hepsi değil de konunun belli kısmında eksikleriniz varsa bunları tespit ediyorsunuz. Ve yarın dediğim gibi rehber öğretmeninize, sınıf danışman öğretmeninizin yanına giderek bu tespitlerinizi, bu eksiklerinizi kendileriyle paylaşıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte konular tekrar edilecek. Yani 20 gün süresince konular tekrar edilecek. Bu tekrar edilecek konularla ilgili yoğun soru çözümü yapılacak. Siz bir taraftan bunu takip ederken bir taraftan da hani tespit ettiniz ya bugün akşam eksiklerinizi, aksaklarınızı. Bu eksikleriniz, aksaklarınız doğrultusunda da artı size takviye çalışmaları yapılacak. Şimdi bunlarla ilgili sizlerin sormak istediği varsa söz verebilirim. Benimle konuşup paylaşabilirsiniz. Var mı sormak istedikleriniz? Var mı arkadaşlar? Evet. Hocam biraz heyecanlılar sizi. 8B'den, 8B'den var hocam. Bir öğrencimiz var. Şu ikinci evet. Sıradaki öğrencimiz var. Tamam dinliyorum. Ön tarafa gel yavrum istersen biraz. Evet. Ben ortalama net tutamıyorum. Çok ama 8. sınıfta şu an kapalı falan yazıyor her seferinde.
Ha evet, portaldan 8. sınıf için etüt alabiliyorsun. Değil mi? Anladığım bu. Tamam. Şimdi bundan sonraki süreçte, önümüzdeki bu 20 günlük süreçte öncelik sizin. Yani ortaokul öğrencileri arasında öncelik sizin iki şubenizin. Eğer portaldan etüt alamıyorsan hemen rehber öğretmenine, sınıf danışman öğretmenine çözüm bulamazsan hemen okul müdürünüze başvuruyorsunuz ve sizin etütler öncelikli olarak sizlere verilecek. Zaten etüt alamasanız bile az önce söyledim ya, bu akşam eksiklerinizi tespit edeceksiniz. Bunlarla ilgili yarın hemen sınıf danışman öğretmeninize ve rehber öğretmeninizin yanına gideceksiniz. Bu eksikleriniz doğrultusunda sizler zaten ikişerli, üçerli gruplara ayrılarak normal ders saatlerinizin dışında da size takviye yapılacak. Tamam mı çocuğum? Evet, başarılar diliyorum. Var mı başka sorusu olan? Hocam etütlerle ekleme yapayım. Ceren hocamız etütü yönettiği için şu an elindeki taleplerden dolayı etüt sistemini kapatmış. O yüzden talep gönderemiyor öğrencimiz. Zaten sizin de belirttiğiniz gibi sekizlerimiz öncelikli olarak Ceren Hanım tarafından etütleri verilecek. Evet. Burada zaten öğretmenlerimize de söyledim Şemsettin Bey. Bununla ilgili çocuklarımızın eksikleri doğrultusunda ek dersler ayarlanacak. Artı yapamadığı sorular zaten sınıflarda tekrar yapılacağı için sınıflarda bununla ilgili ek çalışmalar yapacağı için yapamadığınız, öğrenmediğiniz tek soru bile kalmayacak sevgili çocuklar. Bir daha altını çizerek söylüyorum. Eksikleriniz kalmayacak. Eksiklerinizi gidereceksiniz. Artı çok soru çözeceksiniz. Çözdüğünüz sorulardan yapamadığınız veya çözümünü öğrenmediğiniz tek soru bile kalmayacak. Zaten önce konuyu çok iyi bileceksiniz. Bakınız, konuyu bilmeden sakın soru çözümüne geçmeyin. Konuyu bilmeden soru çözümüne geçmek, çözemediğin soruyu da sorup öğrenmek, o soruyu ezberlemeni sağlayacaktır sadece. O konunun mantığıyla ilgili seni geliştirmeyecektir. Oysa konuyu tekrar edip konuyla ilgili yorumlarını yapmak, artı konuyla ilgili örnekleri inceleyerek konuyu pekiştirmek birinci önceliğimiz. Konuyu pekiştirdikten sonra da o konuyla ilgili soru çözümüne geçiyoruz. Soru çözümlerinde yaptıklarımızı yaptık. Bir de bu gerek aylık ödevleri çözerken, gerek başka kaynaklardan soru çözerken, soruyu çözer çözmez hemen arkaya cevap anahtarına bakıyor muyuz? Benim söylediğimi herkes anladı mı? Bir kez daha tekrar ediyorum. Gerek aylık ödevlerden, gerek elinizdeki kitaplardan soru çözerken, test çözerken soruyu çözdük. Hemen arkasından dönüp cevap anahtarına bakıyor muyuz? Bakmıyoruz, değil mi? Diyelim ki önümüzde bir test var, çözeceğiz veya iki test var, çözmek için oturduk. O testi bitirdikten sonra yapamadığımız soruları da bir kez daha çözdükten sonra dönüp cevap anahtarına bakıyoruz. Cevap anahtarına baktıktan sonra da yanlışlarımızı tespit ediyoruz. Herkes dinliyor beni, değil mi? Uyuyan var mı? Derslerde de böyle uyuyanlar yok, değil mi? Biraz sanki gözleri kapanıyormuş gibi olanları hissettim de. Sakın öyle derslerde son derece dinamik ve enerjik oluyoruz. Yorulduğumuzu hissettiğimiz an hemen teneffüste temiz havaya çıkıyoruz. Ve ekşi elma, ekşi ayva, greyfurt, kivi gibi meyvelerden yiyerek elimizi yüzümüzü şöyle soğuk suyla yıkayarak derse geliyoruz. Derslerde sürekli dinamik ve enerjik oluyoruz. Yani yorulduk yok. Yorulduysak gözümüzün kayması, işte zihnimizin dağılması yok. Sürekli ne yapacağız? Dinamik ve enerjik olacağız. Bunun için de gece akşamları 7-7,5 saat, eğer kendimizi dinlenmemiş hissediyorsak 8 saat kadar uyuyabiliriz. Ama o gün çalışmamız çok fazla veya iyi konsantre olduk, ödevimizi bitiremedik. Gerekirse o gün 5 saat de uyursun. Ama 5 saat uyuduğun günün ertesi gün kendine, beynine iyi komut verirsen, beynine hükmedersen o gün hiçbir yorgunluk hissetmezsin. Ama bir sonraki gün 7-8 saat uyuyarak beynini de bedenini de dinlendirebilirsin. Demek ki derslerde yorulursak,
o anda dikkatimizin dağıldığını hissediyorsak hemen teneffüslerde çıkacağız, temiz havaya çıkacağız, evde çalışırken de aynı şekilde. Evet, evde çalışırken de aynı şekilde yorulduğumuzu, algılayamadığımızı hissediyorsak hemen temiz havaya çıkacağız, derin nefes alma egzersizi yapacağız ve ekşi elma, ekşi ayva, greyfurt, kiwi gibi meyvelerden o anda bir tane yiyerek hangisi varsa dinamik ve enerjik olmaya çalışacağız. Ben velilerinizle yaptığım toplantıda nasıl beslenmeniz, zaten bu sizlere verilen 8. sınıf işleyiş kılavuzunu velileriniz verdi mi size? Verdi mi? Evet. Burada nasıl ders çalışalım var, onu incelediniz mi? Nasıl beslenelim kısmını incelediniz mi? Evet. Orada da belirttiğim üzere işleyiş kılavuzunda, yani o 8. sınıflar için olan işleyiş kılavuzunda çok iyi bir şekilde inceleyip, zaten sınavlarınız orada yazılı, bundan sonra olacağımız sınavlar, sürekli ne yapacağız? Dik ve enerjik olacağız. Evet. Başka sorusu olan? Ve bütün dersleriniz önemli çocuklar. TEOG'da işte matematik, fen, sırayla Türkçe, sosyal, ondan sonra din, İngilizce gelir gibi bir şey yok. Bütün dersleriniz önemli. Din dersiniz, İngilizce dersiniz de dahil olmak üzere tüm TEOG müfredatını, yani TEOG 1'deki konuların hepsine hakim olmalısınız. Çünkü sen matematiği, feni, diyelim ki Türkçeyi, sosyali full çıkar. Demek ki İngilizce ve din bilgisi dersimizde dahil olmak üzere bütün derslerimiz önemlidir ve bunlarla ilgili müfredata tam olarak tamamlamış olmalıyız. Tutup da gerçek sınavda matematik, fen, Türkçe, sosyal full çıkardık. Arkasından din bilgisinden ve İngilizceden bir yanlışımız veya iki yanlışımız oldu. İşte burada işi batırdın. Senin orada matematikten, fenden, Türkçeden, sosyalden full çıkarmış olman hiçbir işe yaramayacak. Sıralamada önüne binlerce öğrenci geçmiş olacak. Demek ki bütün derslerimiz önemli. TEOG'daki matematik, Türkçe, fen, din bilgisi, yabancı dil, hepsinin müfredatına hakim olarak bu önümüzdeki 20 günde hepsini hallaç pamuğu gibi attıracağız. Tamam mı? Uyandık mı hepimiz artık? Var mı uykusu gelen? Sabah kaçta başlıyor dersimiz? 9. Kaçta bitiyor akşam dersimiz? 5. Demek ki bu süre içerisinde, bakın çocuklar, altını çizerek söylüyorum. Bu süre içerisinde derslerimizi dikkatli dinlemek, derslere katılmak, konuları derste öğrenmek çok önemli. Bunun için gece ne televizyon, ne bilgisayar, ne cep telefonu, bunlarla hiçbir şekilde uğraşmayacağız. Bütün işimiz bu 20 gün süresince burada derslerimizi dikkatli dinleyip eve gidip biraz dinlendikten sonra o gün işlenen konuları tekrar edip o gün verilen ödevleri yapmak. Ve iyi beslenmek. Gün içerisinde yanımızda iki tane yiyecek poşeti olacak. Birisi meyve poşeti. Sevdiğiniz meyvelerden iki veya üç tane meyve olsun bir poşette, diğer poşette de kuru yemiş, işte ceviz içi, fındık, badem, kuru üzüm, kuru incir, yaban mersini gibi kuru şeylerin, yemişlerin olduğu bir poşetimiz olsun, diğerinde de meyve poşetimiz olsun. Bunları her gün gelirken çantamızda getireceğiz. İki teneffüste bir bunlardan azar azar ne yapacağız? Tüketeceğiz. Bunlardan azar azar tükettiğimiz takdirde hepiniz bu saatlerde dinamik ve enerjik olacaksınız. Çünkü eğer bu saatlerde dinamik olmazsanız, bu saatlerde uykunuz gelirse, bu saatlerde dalarsanız, o zaman bu saatlerde burada olmanızın bir anlamı yok, değil mi? O zaman sizi erkenden gönderelim. Bu saatlerde niye buradasınız? Bu saatlerde buradaysak, altını çizerek söylüyorum, dinamik, enerjik ve
sanki ilk derse başlıyormuş gibi dimdik olmalıyız çocuklar. Evet, bir de sabah kahvaltı yapmadan gelenler var mı içinizde? Var mı? Diğer şubede var mı? Evet. Sabah mutlaka kahvaltımızı yaparak evden çıkıyoruz. Eğer kahvaltı yapamazsak, hani söyledim ya az önce, iki tane yiyecek poşetimiz olacak. Biri meyve poşeti, biri kuru yemiş poşeti. Eğer sabah kahvaltımızı yapmadan çıkmışsak, bir poşetin içinde de bir sandviçin içerisine peynir, yanına da yine meyvemiz olacak şekilde alırsak, hemen ilk teneffüste getirdiğimiz yiyeceği yersek sabah kahvaltısı yapmış gibi oluruz. Bir de sabah hiç kahvaltı yapamayanlar varsa aranızda veya o gün hiç kahvaltı yapmak istemiyorsa, mutlaka evden çıkmadan bir bardak süt veya bir bardak taze sıkılmış meyve suyu içerek evden çıksınlar. İlk teneffüse çıktıklarında da o evden getirdikleri sandviçi yedikleri takdirde son derece enerjik ve dinamik olurlar. Evet sevgili çocuklarım, var mı sormak istediğiniz? Hadi bakalım Antalyalı 8. sınıflar. Şöyle Gölbaşı'na da, yani Ankara Gölbaşı'na da, Konya'ya da şöyle bir sallayarak bir Antalyalıları bir gösterin bakalım. Var mıyız buna? Evet, hazır mıyız? Tamam. Peki ben sizinle tekrar TEOG sınavına girmeden önce bir daha görüşeceğim. Neler yaptınız, nasıl çalıştınız, söylediğim doğrultuda kendinizi geliştirdiniz mi? Bunlarla ilgili sizinle bir görüşme daha yapacağım. Bakalım bugünkü konuşmayı ne düzeyde uyguladık, ne düzeyde şu anki düzeyimizin üzerine çıkmak için, şu anki düzeyimizi yükseltmek için ne çaba gösterdik? Bunu sizlerle tekrar paylaşacağım. Evet, hepinizi çok seviyorum. Ankara'dan size kucak dolusu sevgiler, kucak dolusu öpücüklerimi gönderiyorum. Antalya'ya geldiğimde hepinizi tek tek gözlerinizden öpeceğim. Sizi çok seviyorum. Benim için hepiniz çok kıymetli, çok özelsiniz. Ve benim çocuklarım da gerekeni yapacak, kendileri için, kendi gelecekleri için bu girecekleri ilk sınavda şöyle yumruklarını masaya nasıl kocaman bir şekilde güm diye vuracaklar. Anlaştık mı çocuklar? Evet. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi bakın.